Şehit verici ayetler grubu. Bunları inşallah okuyacağız. Gerçekten kullarımın o zannetti mi kafirler diyor. Allah kafirleri zannetti mi kullarımın benden başka dostlar edineceğini mi zannetti? Kafirler insanlar yoluna saptırmaya çalışıyorlar ve kendilerine dost edildiğini zannediyorlar ama Allah onları anlamadığı yerde kuşatıyor. Şüphesiz hazırladık cehennemi nankörler için, kafirler için bir konaklama yeri olarak hazırladık. Peki size haber vereyim mi? Ameli en çok boşa giden haber verir mi size? Onlar ki çalışmaları boşa gitti dünya hayatında ve gerçekten güzel iş yaptığını zannederken çalışmalar boşa gidiyor. Bak en çok bu zararı uğrayanlar işte onlar, inkar ettiler Rablerine ayetlerini ve ona kavuşmayı inkar ettiler, artık boşa çıkardı yaptıklarını, artık tutmayacağız. Onlara kıyamet gününde bir tartı tutmayacağız. Rablerine ayetlerini inkar ettiler, nankörlükle karşılık verdiler ve boşa çıkardı amellerini. Onlara bir tartı tutmayacağız, yani düşünebiliyor musun? Ne kadar rezil bir yer. İşte onların cezası cehennemdir. İnkar ettiklerinden dolayı ve ayetlerimi ve Resullerimi eğlence edindiklerinden dolayı. Bakın nasıl yapıyorlar bunu. Şüphesiz iman eden ve salih işler yapan onlar Firdevs cennetleri, onlara bir konaklama yeridir. Ebedi içinde kalacaklardır. Hayırın orada ayrılmak istemeyeceklerdir. Subhanallah. De ki eğer ki denize mürekkep olsaydı Rabbimin sözlerini yazmak için elbette tükenirdi. Deniz sözleri Rabbinin sözlerini tükenmeden önce yardımcı, o kadarını daha yardımcı getirsek dahi. Yani öyle bir ölçü dahi koyamazsınız. Başka yerde 7 diyor zaten. De ki ancak ben bir beşerim. Sizin misiniz? Bir beşerim. Ancak vahyolunu bana, ilahınız tek bir ilah olduğu, hepimizin ilah tek bir ilah olduğu vahyolunu, artık kim arzu ediyorsa Rabbine kavuşmayı, salih iş, ameller istesin ve ortak koşmasın ibadette, kullukta Rabbine, hiç kimseye ortak koşmasın, ondan başka kimse bel bağlamasın. İşte şu kişi beni kurtaracak, şu kişinin müridi olursam şöyle olurum, şu cemaate girersem şöyle kurtulurum, şu kişi bana şefaat edecek. Allah'tan başkasına bel bağlamayın ve salih iş yapın. Allah'a kavuşmak istiyorsanız Firdevs cennetlerini arayın, alaya almayın bu cahiller gibi. Bakın Allah'ın Resulü geldiğini alaya alan tiplere de bakın, inkarcı saçma salak karşı çıkışlara bakın. O kadar açıklamaları görmezden gelmeyin, yoksa siz kahrolursunuz. İsa Mesih aranızda, haydi Allah'a koşun. Sonra bir çare bulamazsınız kendinize. Kaçacak bir yerde bulamazsınız. Dersiniz ki bu başıma nereden geldi diye. Rabbin ayetleri, öğretileri neden karşı çıkıyorsunuz ya? Boşa mı çıksın? Bütün amelleriniz boşa mı çıksın? Yaptıklarınız hepsi boş uçsun gitsin mi? Yani ve siz hayırlı işler peşinde olduğunuzu zannediyorsunuz. Bugün bir tanesi yazmış Geylani, işte müritlerine vaat etmiş, benim elim onların üzerinde olacak. Saçma salak bir şekilde profiline resim katmış marifet gibi. Yani böyle bir şey, ne alakası var bu kadar ayet? Hangi din bu? Allah'ı karıştırmayın bari, Kur'an'ı karıştırmayın. Allah hüküm sadece Allah'ındır. O gün herkes yaptıkları baş başa kalacak. Eğer ki hayır kazanmışsa bir kişi amelinde, diğer Resullerin, işte meleklerin, şefaat edenlerin yani duaları ona Rab dilerse ulaşacak. Ama senin kendi amelin Rabbin razı olacağı boyutta, onun acıyıp rahmetiyle arttıracağı boyutta olması lazım. Terazine ağır basması lazım. Bütün umudunu Rabbe bağlaman lazım. Dünya hayatında iyi bir şey yaptığınız